Nasıl oldu söyleyeyim. Fatih mesaj yazdı. Dedi ki dövme demiştin. İstiyorsan ben İstanbul'dayım, gel yapayım. Ben de dedim tamam, ne zaman geleyim? Yarın gel dedi. Tamam dedim, geliyorum dedim. Buradan bir tane fotoğraf alsana böyle bir. Bence çok güzel oldu. Alanımız olmadığı için çok fazla şey yapamıyoruz. Alan çok dar. Şimdi burası da bükümlü deli olduğu için burada çok küçük figürler birbirine girer. Şu Doom'un kendisi mi beyaz olacak? Beyaz değil ya. Benim printer kurutmuş siyahı da o yüzden. Onu siyah yapacağız. Doom'un siyahla mı yazılacak? Aynen, siyah olacak. Siyah daha güzel durur diyorsun. Siyah olacak. Bu da ortası aslında boş olacak. Buradan böyle bir patlama çıkacağız. Yani mavi patlama çıkacağız. Burada şu anda ben direkt rengi değiştirmeden yaptım aslında. Photoshop'ta değiştirmedim. Örnekteki gibi böyle 3 boyutlu yapacağız. Patlama olur. Tamam. Senin içine sindi mi? Benim içime uzman görüşleri daha çok siniyor. Çünkü... Ama seni taşıyacağım. Ben taşıyacağım. Evet, evet. Sen taşıyacaksın. Benim içime tam sinmesi için bunun Photoshop'ta benim fotoğrafımda. Anlatabildim mi? Eğer öyle bir soruysa. Şimdi Afgan resimlerine dövme yaparsan senin... böyle olur tabii. Ama ben senin çalışmalarını gördüm. Şimdi Hayko Çepkin'in de yapmışsın sen çalışmasını. Güzel çalışmaların var. O yüzden sana güveniyorum. Bence çok güzel olur böyle. İçi boş olacak çünkü. Neden boş olacak? İçte siyah dolgulu olacak bu. Ve patlama yapacak. Yani kontrastı da sağlamamız lazım. Burası siyah, burası da şöyle mavinin tonlarını düşün. Açık maviden koyu maviye gider. Demek ki yani o A4'ün üzerinde durduğu gibi durmuyor. Yani. Ya o sonuçta fon da çok önemli. Beyaz fon. Çok koyu tenli değilse o anlamda renk. Bana bak mesela. Demek istediğim şu. Evet. Bak bunu yaklaştıralım hocam. Bak. Zaten oradayken, sen benim boynumdayken istediğin gibi de buna yön verebileceksin değil mi burada? Yani sakal buradaysa mesela ona göre ayarlayacaksın ya da şuradaysa. Tabii. Sakala yani çok girmeyeceğiz zaten. Küçük yani kalmış. 27. senemdeyim ya meslekte. Ay maşallah. 27 sene. Ha, 27 sene meslektesin, bana soru mu soruyorsun? Diyeceksin ki otur şuraya, ben biliyorum ne yakışır sana. Yeter diyorum ki otur buraya. Ben insanların isteklerini ön plana alıyorum. Evet. Sonuçta sen taşıyacaksın ya. Bu benim için çok önemli. Evet. O yüzden yoksa normal şartlarda tabii ki benim de bir görüşüm var ama hani ben görüşümü şöyle belirtirim. Dersin ki bunun içine bir de barkod koyalım mesela. Ben diyorum ki ne barkodu ya? QR kod dönemi geldi. 2 gün sonra QR kod da geçecek. Bambaşka bir şey gelecek buraya. Yani bu boş ver. Taşıyamazsın. Taşıyamazsın. Evet. Gerek yok. Bunu yaptırma diyebilirim sana. Böyle önerilerde bulunabilirim. Evet. Ama bu gerçekten hem modern dövmecilikte bu splash tarzı dediğimiz patlama efekti çok iyi. İşte aynı zamanda renklerin de enerjisini güvenirim. Mesela mavi renk çok iyidir. Severim mavi renk. Gökyüzü mavisi. İşte bunun kontrastlarını yaptığı zaman. Ha bu arada ben mavi diyorum ama mavinin 3 tonunu kullanacağız en az. Evet. İşte koyu mavi, çivit mavisi, açık mavi ve beyazlarla da kontrast geçeceğiz dışına. Şu anda ben kafamda yapıyorum aslında. Evet. Evet. Bak bu lacivert artık yani neredeyse çok çok koyu. İçinde biraz siyah karışımı da var. Bu şekilde. Buradan geçiş. Bak buradan çivit mavisine, açık maviye, bebek mavisine geçiş tonlaması. Şurada bir doğumur sadece bir yazı yazmasıyla bu bir splash'ın içerisine almak ve bunu bir kompozisyon haline getirmek aslında biraz işi gizlemek, biraz görselliğe bulamak. Heyecan var ama güvenli adam. O yüzden sıkıntı yok. Dedim o kadar güzel oldu ki çekimler, keşke yatay çekseydik dedim yani. Yani ben bir gıcıklığım var aslında dikey çekimler. Bol bol dövme yaptırırız ya yavaş evet, yavaş. Tamam. Ya sen sol istiyorsan sol dur. Fark etmez, neresi güzel durur. Bakayım solsa. Dışarıda taş ettirmeye kalksan 300 lira. Dövmenin yanına. Koronide sürelim, masaj da yapalım. Bak her şey var içinde. En son tokat atıyor. Ama benim yaptığım bir şeydir biliyor musun? Dövme bittikten sonra streçleyip böyle... Eyvallah. Bu dövmecilikte en temel sistem. Bunu yapabilirsin.
elinle kendin çizebilirsin deride. Hmm. Bir de freehand yapabilirsin. Yani hiçbir şey çizmeden dalabilirsin. Mesela insanlar da sürprizi sevmezler. Sonuçta ticari olarak yapıyorsun. Ne yaptıracağını bilmek ister. Bir şey. Yani böyle. Şöyle. Böyle dedin, tam tersi. Tamam, dövme stresi bindi. Anlıyoruz şu anda. Ömrüm boyunca taşıyacağım bir şeyi yapıyorum. Evet. Ve çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Because I'm doing for you, baby. No more. No more. No more to do more. No. Evet. Ve uyandığımda çok sürprizlerle güzel karşılaşıyorum. Hocam, buyurunuz. Vav. Wow. Nasıl? Tokat gibi. Tamam mı? Yapıyormuş. Tamam mıyız? Vav. Wow, güzel. Güzel. Hiçbir hazırlıksız buraya geldim. Niye? Çünkü Fatih'e güveniyorum. Böyle yan yat. Evet. Harika. Sana doğru gel. Sana doğru gel. Evet. Harika. Tamam. Böyle süper. Böyle olacak. Ha? Ne yapayım kalk. Sen de burada daha rahat çekebilirsin. Evet. İstesin, çok hareket ediyor ya arkadaş. Evet. Ben büyük bir dövme istesem sabah gelip akşama kadar o günü sen alırsın. Tabii, 8-9 tabii. Saat ben süren dövmeler gördüm ya. Evet. Bu iş dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Sonuçta bak şimdi Avrupa'da saat usulü çalışılıyor. Sen randevu alıyorsun. Dükkanın kapısından girdin. Senin tasarımın 1 saatte mi yapıldı? 5 saatte mi yapıldı? Hiç önemli değil. O saat işliyor orada. Tasarım da bunun içinde. Hmm. Hatta bazı özel büyük tasarımlar için özel tasarım parası veriyorsun. Ve bu molaların hepsi o fiyatın içerisine dahil. Yani sen diyemiyorsun 15 dakika biz ama kahve molası verdik diyemiyorsun. Saat çok önemli ya. Evet. Meslekte onu fark etsin. Küçücük bir yazı yazıyorsun değil mi? Mesela isim yazıyorsun. Adam diyor ya bir makine bir boya değil mi? Öyle değil işte. Sen buraya geleceksin. Tasarımını çıkartmak için işte bilgisayardan bakacaksın. Senin bu işe başlama nereden baksan en küçük dövme için yarım saat en az. Bir de adam bu işi yaptırdı çıktı buradan bir saat, bir buçuk saatten aşağı çıkmıyor. Bir de dövmenin hani boyutlu olması, renkli olması her şey değişiyor. Boyutlu ve renkli olduğu zaman zaten dövmenin küçüklüğü de önemli değil, iş uzuyor. 8 saat zaten dövme yaptın uyuyor büyük ihtimal. Acımaz inşallah. Kenarlarını merak etmiş, oraları olur mu diye düşündüm. Yok, olmaz. Daha iyisin sen, daha götür ya. Böyle çok daha dökülme yaşarsan belki. Cümlelerin altında bir şey aradığın zaman sıkıntı oluyor. Hazır mısın? Bir dokunsana nasıl bir şey duyuyor. Ben elimi fokuslanmaya çalışıyorum. Hareket etme, hareket ettiriyorsun. Hareketsiz dur ya. Bir de dövmenin acısını çekeceksin ya. Yani ilk dövmenin acısını çekeceksin. Anı, yani evet. Ya bir şey kolay olunca. Şu an kalk. Aslında var ya, bak şimdi sen boyut dedin ya, bunun boyutu verilebilir. Alta gri bir ton yaparsın, bu üstte kalır. Hı hı. Yani ama tabii sen dayanmazsın şimdi ona. Sen bunu bir taşı da gerekirse sonra ele yaparım bunu. Daha çok geleceğiz buraya. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Ay teşekkür ederim. Dur. Kalkma dur bir dakika. Kolunu aç. Bence güzel oldu. Elinize sağlık beyefendi. Rica ederim. Çektiğiniz için, usta. Kameramanlık yaptığınız için teşekkür ederiz moderatörlük yardımcısı. Ne demek ne demek. Eline sağlık ya, sana bir sarılayım. Eldivenleri çıkartamadım. Sevgi dolu bir an. Şimdi giyebilir miyim üstümü? Giyme ya, önce bir bak. Ha bakayım mı? Aynen, aynadan bir... Ay ne kadar merhatsız ya. Wow. Şimdi ben bunu dumur diye okur muyum? Dumur. Dumur. İngilizcenizin olması lazım. Belirli bir zekası. Ooo. Laf soktu. Dumur. Dumur.